Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok pratik ve lezzetli bir tarif yapacağız. Modası geçmeyen bisküvili üşengeç pastası yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle 3 paket Petibör bisküvi, ister sade ister kakaolu kullanabilirsiniz. 1 paket şu şekilde hazır kakaolu puding kullandım. Ben isterseniz çikolata sosu da kullanabilirsiniz. 1 litre süt arkadaşlar. Sadece 3 malzeme ile modası geçmeyen üşengeç bisküvili pasta yapacağız. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tenceremize 4,5 su bardağı süt koyuyoruz arkadaşlar. Çok pratik yapabileceğiniz bir tarif. Kakaolu pudingimizi ekliyoruz. Bunu güzelce şu şekilde karıştırıp ocağımıza alıp kaynamaya bırakıyoruz. Pudingimiz bir yandan ola dursun. Biz şöyle bir kasemize bir miktar süt alalım. 1 litre sütümüz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Ben şöyle 3 paket Petibör bisküvi kullandım arkadaşlar. Büyük borcam tercih ettiğim için 3 paket gitti arkadaşlar. Siz isterseniz kişi sayısına göre bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz. Süte bir kere batırıyoruz ve tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Süte batırmamın sebebi bisküvilerimizin pasta haline geldikten sonraki son aşamasında yerken ağzımıza kıtır kıtır bir tat gelmemesi adına daha yumuşak, daha lezzetli bir tat olması için, daha lezzetli bir kıvam alabilmesi açısından ben şöyle ıslatarak kullanmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz ıslatmayabilirsiniz. Daha sonra her kata pudingimizden birer kepçe ya da durumuna göre 1,5-2 kepçe her kata yayacağız. En son en üst katımıza da dökeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bunu şöyle diziyoruz. Siz dilerseniz bir katına sade petibör bisküvi, diğer katına da kakaolu bisküvi kullanabilirsiniz. Ama zaten puding kullandığım için o lezzeti yakalayacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, pudingimiz de oldu. Şimdi bunu da şöyle yaklaştırırsam çok daha iyi olacak. Şöyle 1,5 kepçe kadar boşaltıyorum. Bunu şöyle bir silikon spatula ile bu şekilde her tarafına yayılımını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bisküvilerimizi ıslatıp dizmeye devam ediyoruz. Kalan çikolatalı sosumu da üstüne döktüm. Spatula yardımıyla güzelce her tarafına yaydım. Şu an çok sıcak olduğu için oda ısısına gelinceye kadar bu şekilde ılımasını bekleyeceğim. Daha sonra yaklaşık 4-5 saat buzdolabında dinlendirip servis yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dolapta 4-5 saat kadar dinlendirmiş olduğumuz bisküvili pastamızı çıkardık. Bu şekilde bir sunum tercih ettim.